Merhaba. Hayırlı günler. Burnu akmış kızımın yine. Vallahi kızımla çok iyi değiliz. Çok hastayız. Bana hastayız. Asıl benim kızım hasta. Bunlar ne diye sorarsanız var ya, çamaşır 2 gündür ben yetişemiyorum. Neden derseniz, berbat etti Sare, berbat etti her yeri, istibra etti. Hastalığından dolayı herhalde. Bir taraftan hala makine çalışıyor. Attım yine makineye, akşam çıkarttım yorganlarını. Yeni takmıştım, gündüz takmıştım. Çıkardım güzel. Makinede akıttım, çeşmede güzel. Soktum makineye. Baba, seninle dondurma yapalım mı? Dondurma mı yapalım? Evet, Anam, bir çamaşır ver, bir çamaşır ver atıyorum. Annesinin üstü başı pislendi. Kadın ne yapsın, işe gidiyor. Çamaşır, bulaşık yine bana kaldı. Temizlemek zorundayım. Getirdim, topladım. 2-3 ip de. Onları katlayacağım. Yine makinede çalışıyor, devam ediyor. 2 gündür var ya. Evet, teşhisimizi koydular. İkimiz de grip olmuşuz. Hastaneler o kadar kalabalık ki, inanın, tıklım tıklım, çocuk çoluk. Sari'nin bugün hiç iştahı yok. Hiçbir şey yemiyor. Bilmiyorum nasıl olacak. İlaçlarını verdim tabii. Saren biberon kullanıyor. Suyu da biberonla içiyor. Oy oy oy, sakın sakın sakın. Aman aman aman. Bilmiyorum, antibiyotik de verdi. Doktor dedi verin çocuğa, burnunu açması için kocaman da bir su verdiler. Hoş, ateşi yok Allah'tan. Önlemini almak için de antibiyotik de yazdı doktor. Dedi bu kadar öksürmeye şey yapar. Vallahi. Ben de hizmet istiyorum ama. Valla bugün böyle sıcak sıcak, böyle değişik sebzeli çorbalar da kim alıp gelecek, kim yapacak? Çünkü anca beni kurtarır. Dün evde söylemesi ayıp mantı vardı. Mantıyı attım haşlamaya. Akşama doğru acıktım. Çünkü iştah yok. Onu inanın çorba gibi sulu sulu içtim. Dedim başka türlü iyileşemem. Karma karışık attım ben buraya çamaşırları da. Sarinkiler, benimkiler. Ateş basıyor. Öksürük tutuyor. Mide bulantısı. Grip, bu seneki grip böyleymiş. Aman dikkat edin, aman dikkat edin. Çok da gezmediğim halde oldum. Zaten bir haftadır ben farkındayım. Bir şeyler vücutta dedim ya. Öksürük, bulantım var. Gripten yapıyormuş. Sırtımı falan dinledi de şey dedi, ciğerlerinde problem yok dedi. Bilmiyorum. Acil ne kadar doğru, ne kadar yanlış. Uy, kızımın pembe pijamalarını da giydiririm. Evde pijamalarla geçsin canım. Arkadaşlar lütfen bana darılmayın. Kırılmayın, rica ediyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Üzmeyin, beni de üzmeyin. Siz de üzülmeyin. Biz insanız yani sonuçta. Düşmez, kalkmaz, şaşmaz. Yani şaşar. İnsanoğlu her konuda şaşar. Her konuda yayın olabilir. Hepimiz affedici olacağız ki yani iyilikler kazanacak. Yani elbiseleri hepsi birbirine karıştı. Onunki, benimki, Esra'nınki. Dedim getirin benim yatak odasına. Anca onu kısar mısın biraz anneciğim? Azıcık kız annem, video çekiyorum çünkü. Biliyorsun yasak o. Niye?
Sare niye geldi bu odaya? Sucu gelecek. Su siparişi verdim. Biri geldi mi Sare? Hemen kendini atıyor bir tarafa. Ya benim kızımın şeyleri. Acık kız anneciğim. Acık kız. Bu arada Müge açık da kafam almıyor. Hiç kimseye almıyor vallahi kafam dinlemeyi. Aferin, teşekkür ederim canım benim. Aslında sana anne gelince bir duş aldırsak iyi gelir, ferahlatır. Çünkü grip hastalarına duş birebir. Tabii üşütmemek şartıyla, fazla durmayacaksın ılık suda. Bazıları da üzdü beni sayfada. Ama bir şey demiyorum. Onlar da kendi açılarından haklılar. İzledikleri için de Allah razı olsun herkesten. Benim kimseye bir şey söyleme hakkım yok. Benim dediğim gibi ilerlemem lazım. Her şey üst üste geliyor. Faturalarımız birikti. O birikti, bu birikti. Ne bileyim ben. Elim kolum bağlı. İnşallah bir iki gün içinde de daha böyle neşeli olacağım Allah'ın izniyle. Bu rahatsızlık insanı gerçekten kalitesini düşürüyor. Yaşam kalitesini düşürüyor. Bir sileyim burnunu attı. Sıktılar mı akşam baban? Seron şişesi şey ver torbada. Sıktı mı baban? Heh, tamam, babası sıkıyor çünkü onun burnuna. Bana yaptırmıyor da babaya yaptırıyoruz. Yani yine mi arttı? Ben yaptım. Sen mi yaptın? Evet. Aferin kızıma, kendi sıkmış. Şırınga verdi eczacı. Şöyle bir serum şişesi gibi bir şey, torbada su. Onu burnuna sıkacak ki aksın intihabı. Yoksa göğsüne iner akmazsa. Valla ben böyle paket yapıyorum. Ütü de istemiyor, söyleyeyim. Fazla bekletmeyeceğiz tabi. Şöyle elimle düzeltiyorum. Çünkü faturalarımız yükseldiği için ütüye mütüye elleyemem. Şimdi doğalgazımız da açık. Bu ay kim bilir ne gelir. Mecburen açacağız. Doktora vereceğimiz. Sarenin zaten iki tane şurubunu parayla aldık. Devlet ödemiyormuş onu. 100 lira bir tane şurup. 2 şurup 200 lira akşam akşam. Ama iyi olsun da önemli olan, yani demek istediğim, belirli ilaçları belirli yaşa kadar devlet ödüyor da muayene parasını almıyor. Ama 2 tane şurubu devlet ödemiyor dedi. Ne bileyim ben, ne şurubuysa. Ay, ne yapacağım ben de bilmiyorum. Vallahi bunları katlıyorum ya. Böyle gözümde öyle büyüyor ki. Şimdi makinede bitirsin, onları da asayım. Tabii bu beyazlarla renkleri ayrı yıkadım da. Hepsini karışık karışık astım. Dün kurusun. Hava güzel gene. Bu kadar çamaşırı ben nerede kuruturum? Koltukları falan da düzeltmedim bu odaya. O yüzden dedim yatağımın üstünde rahat olur. Mutfağa girerim. Oraya gir. Buraya gir. Çocuk yemiyor ya. Hep huzursuzum. Hep huzursuzum abi. Bunları evde giyiyorum zaten. Ütü olmasa da olur. Ay. Ne kadar insan şey oluyor, kötü oluyor ya. Grip. Ne bileyim ya, şaşırdım. Grip olmuşsunuz dedi.
Hastanede çocuklar var ya, baş ağrısı, mide bulantısı, ateşli, ay kaynıyor hastane. 71. ben 701.ydim, ne 71'i? 701'dim. Düşünün yani, siz hesaplayın. Çocuğum da bir isyan ediyor. Burada diyor, ne anlayacaklar diyor, özele mi gitseydin? Dedim oğlum, niye oturuyorsun ki, özele gitseydin? Benim dedim öyle bir şansım yok. Ben beklemek zorundayım. Ay. O da çocuk işte. Gidebileceğinden değil de konuşuyor isyanda. Hasta olduğu için duramıyor ayakta. Onu da anlıyorum. Hem muhabbet ettik hem sıra bekledik. Ben tabii Sari'yi aldım buradan annesi gelmeden. Yürüye yürüye o yokuşu indik. Hastane zaten Paşa Bahçe'de. Yavaş yavaş indik kızımla. Girdik sıraya. Kimliği de annesinde olduğu için. Saat 6:30-7 gibi annesi geldi. Hastaneye getirdi kimliğini işte. Ben o arada muayenemi oldum kendim. Ondan sonra Sare'ye. Çocuk hasta olmasına büyükler bir şey değil. Büyükler oh puf der, iyileşiriz. Ama çocuklar derdini anlatamıyorlar ki. Onlar da zor. Zor. Ay kusura bakmayın, saçım, başım, üstüm, başım, halim yok. Dermanım yok. Şöyle yatsam sıcak bir çorbayla. İşte herkes kaderini yaşar derler ya. Öyle bir şansım olmadı. Kendi kendime diyorum. Benim de kaderimde bu varmış. İnşallah diyorum, bana da hizmet eden, ben de hizmet alırım bir gün. Şöyle yatarım bir köşede. Yapabildiğim sadece kendime lüksüm. Dışarıya çıktığım zaman geziyorum. Yaptığım tek lüks o. Başka da kendimize bir şey yaptığımız yok. Gerçi buna da şükür olsun. Onu yapamayanlar da var. İyi olduğum zaman işte arkadaşlarıma gidebiliyorum. Tek yaptığım lüks o kendime. Yok annem, buna da boya olmuş da. Ben de diyorum, niye leke bu? Buna ayrı koyayım da, dolabıma koymuşum günlük giydiğim yere. Boya lekeleri de çıkmıyor. Bunu iş yaptığım zaman tüm kullanırım, ayırırım. Hayat. Hayat dediğin bambaşka. Kimi kaliteli yaşar, kimi orta yaşar. Kimi nazlığından geçilmez, hastayım diye. Bizim öyle bir kalitemiz olmadı. Herhalde olmaz bu saatten sonra da. Esra da çamaşır suyu yapmış pantolonuma. O nerede yapmış anlamadım. İş yerinde olabilir. Başörtmenle. Ben kendiminkiler çamaşır suyu, biliyorum ben. Çok kullandığımı bildiğim için. Baba, oyun oynuyorum ben. Aferin, oyna benim kızım. Aman. Öksürme de sen, öksürdüğüm ciğerlerim benim patlıyor sanki. Senin değil. Öksürdün mü mahvoluyorum ben. Sen iyi oldun mu ben de iyi oluyorum. Bir bardak suyla bile doğuyorum. Sen yeter ki hasta olma. Ağzımın içi saman gibi.
çay içtim sadece. Söylemesi ayıp. Biraz içeceğim diye bir dilim ekmekle de peynir yedim. Bizim de şansımız buymuş. Kaderimiz buymuş. Kaderin ötesinde yok. Başka ki. Bunları koyuyorum Esra'nın odasına. Onun kimleri. O yerleştirsin yerine. Katlıyorum, bırakıyorum. Ne yapayım? Elimden geldiğini yapıyorum. Elimden gelemediği ne var bilmiyorum ben de. Çiçeklerimi bile, marullarımı sulamamıştım. Şimdi bak şimdi aklıma geldi. Yine unuttum. Gideyim bir kova su doldurayım da. Şeylerimi, marullarımı sulayayım. Onlar orada yoksa bakım istiyor. Bakmadan da olmaz hiçbir şey. Yağmur yağar dedim ama yağmadı. Sulamak lazım. Ay. 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 Şunları evde giyiyorum zaten. Delik melik ama giyiliyor yine. Evde hemen takıyorum mutfağa girerken. İş yaparken. Çünkü çamaşır suyu yapmışım hep kıyafetlerimi. O yüzden yeni giymemek lazım. Bir şey de kalmadı. Gideyim makinamda durmuştur çamaşırlarımı asayım. Annem biraz çorba ısıtayım mı sana azıcık bir kaşık? Ha bebeğim. Ne bebeğim? İster misin? İstemiyorsun. Ne istiyorsun? Söyle bana yapayım. Ha? İstediğin bir şey var mı? Yok. Acıkmadın. Herhalde iştah götürüyor ya grip. Gerçi bende de götürdüğüne göre onda da normal. Yediğini çıkarttı. Dağlar kadar oldu dağlar kadar. Şurada penye koruyucu yatağına, Sari'nin alt yatağına seriyorum. Hepsini batırmıştı. Hepsini yıkadım. Yedekleri serdim ama yine bunları katlayıp koyayım yerlerine. Havalar güzelken çabuk kuruyor. Bu penye de hiç ütü istemez zaten. Gerdin mi hemen toparlanıyor. Bunu da 10 liraya almıştım pazardan. Bir devi vardı, diktim vallahi. Hiç. Şuna et çamaşırlarımız katlarım onları. Şu çamaşır su şeyli, boyalı. Şu Sari'nin bunlar. Çorba. Çorba ısıtayım mı? Tamam bir kaşık çorba ısıtayım ben kızıma. Ay. Vallahi kurucuyu attıydım makineye, çıkarmış. Biraz sulu çıkarmış ama yapacak bir şey yok. Kurur şimdi, güneş de var havada. Sahiydi. Çorba koydum. İstedi. İnşallah içer. Şöyle suyu aksın dışarıya. Neden sıkmamış onu da anlamadım. Bari makinede ama ben de bir çok attığım için. Sorry.
şöyle akarsa şey yapar ya, kurur o naylon ya. Duvara değdirdim de şeyin koltuğun üstüne gelmesi atsın yerde. Bir daha atmayayım. Ay sucuğu bekliyorum, nerede su getirecek. Bir de onu da çıkarttım dışarıya. Vallahi renk renk kalmadı hiçbirimizde. Çamaşırlarımı katladım. İkinci postaya attım. Bunu tek atmıştım. Bayağı da bir su çıkartmış. Anlamadım neden. Bazen kupkuru çıkarıyor. Bu ara çok çalıştırdım ya. O yüzden inşallah bozmam makinayı da. Allah'ım yardım etsin cümlemize. Gerçekten geçim çok zor olmuş. Akşam hastaneden çıktık. Bir de kuyruğa girdik. Paşabahçe'de Allah'tan nöbetçi eczane varmış. Anam yarım saat, bir saat bekledik kuyrukta. Ne kadar çok hastalar var. Hatta eczacı uyardı dedi. Koronalı hastalar da geliyor. Şöyle uzak durun. Ay bunlar da. Ne yapayım, su doldurayım da bidonuma. Şunları da aklımda unutuyorum ya bu ara. Ezanımız da başladı, öğlen ezanı. Valla öğleni yapmışım. Doğru dürüst bir iş yapmadım. Bayağı marullarım güzel. Büyümüş ya. Çok şükür. 2 gün 3 gün ellemem. Bayağı bol döküyorum marullara. Bunlara zaten az döküyorum. Çiçekler şu anda istemiyor fazla. Ezanı dinleyeyim. Allah'ım. Görüşmek üzere.